İle güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün annemin akıl almaz böyle çok çabuk olan, puf 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 kabaran, eşimin de hayran olduğu o efsane pişi ile karşınızdayım. Evet, annemin o pişi tarifini biz çok severiz. Hemen yapar böyle bardakta plof 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 kabarır. İsterseniz içine böyle peynir doldurursunuz. İsterseniz içine reçel doldurursunuz. İstediğiniz şekilde ister tatlı ister tuzlu yersiniz. Herkesin böyle bir pişi tarifi vardır ya. Ben de sizinle bunu paylaşmak istedim. Buna bayılacaksınız çünkü mayalamakla falan vakit kaybetmeyeceksiniz. Hemen yapacaksınız ve hazır olacak. Haydi yapımına başlayalım. Malzemeler çok basit ve çok az. Bir çay bardağı yoğurt kullanıyorum. Böyle büyük çay bardaklarından. Oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Tek önemli nokta bu. Bir çay bardağı yoğurda bir su bardağı un ekliyorum. Ben böyle çok fazla yapmayacağım. Ama yine de böyle koca bir tabak çıkacak. Ve bir çay kaşığı dolu dolu karbonat ilave ediyorum. Çok azıcık da tuz koyuyorum. Çünkü hem tatlı hem tuzlu yediğimiz için çok fazla da tuz koymak istemiyorum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Gerektikçe un ilave edeceğim. Yoğurdukça azar azar un ilave ediyorum. Çünkü yoğurdun sululuğuna göre değişebiliyor aldığı un. İşte çok güzel bir hamur oldu. Şöyle bakın, ele yapışmayan. Bir çay bardağı yoğurda 1,5 su bardağı un aldı. Ama dediğim gibi yavaş yavaş ilave edin. Gördüğünüz gibi hiç ele yapışmıyor ama esnek, çok güzel bir hamur. Şimdi üzerine bir bezle kapatıp 15 dakika dinlendireceğim. Bu arada çayı demleyebilirsiniz. 10-15 dakika dinlendirdikten sonra gördüğünüz gibi harika hamurum iyice güzel bir hal almış. Şimdi hafifçe şöyle tezgahımı unlayacağım ve bir merdane yardımıyla da açacağım. Merdanemi de güzelce unluyorum ki yapışmasın. Gördüğünüz gibi şöyle yarım santim kalınlığında açtım. Çok fazla ince açınca kabarmıyor. Bir tek buna dikkat edin. Şöyle kahvenin yanında verdiğim su bardaklarıyla keseceğim. Çay bardağıyla da olur. Şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum pişilerimi. Arada kalanları da tekrar toplayıp hamur haline getirip tekrar açabilirsiniz. Veyahut da küçükken annem bunları böyle koparırdı, onları da ayrı kızartırdı ki ben buna bayılırdım. Böyle şekiller uydururdum onlara, mesela bu zürafaya benziyor. Ve bunlar kıtır kıtır olur, gerçekten çok güzeldir. Onları da yemesi ayrı bir zevktir. Ama böyle ortada kalanları ben yine toplayacağım. Yine bir hamur yapıp yeniden keseceğim. Toplamda 30 adet çıktı. Derince bir tavaya yağımı koydum ve iyice ısınmasını bekliyorum. Küçük bir hamur parçasıyla test edelim. Gayet güzel kızmış. Şimdi pişileri atma zamanı. Çok fazla sıkıştırarak atmayın ki böyle yağın içerisinde dönsün. Zaten hemen attığınız gibi kızarmaya başlıyor. Güzelce döndükleri zaman puf puf kızarıyorlar. Bakın kabarmaya başladılar. Hemen kabarıyorlar.
Şöyle her tarafı altın sarısı olsun. Harika görünüyorlar. Bu hamurun bir özelliği de hiç yağ çekmemesi. Çok hafif, çok güzel bir hamur. İşte pişilerim hazır. Size dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın hiç yağ çekmedi dediğim gibi. Ve inceliğini de görüyorsunuz. Şöyle içini de göstermem gerekirse işte bomboş içi istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Ki benim favorim her zaman reçel. Buna bayılıyorum. Ama dediğim gibi peynirle doldurabilirsiniz. İstediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Harika pişilerim hazır. İşte puf puf kabarmış pişilerim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapın, tadın ve yorumlarınızı da benimle paylaşın. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.